Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada basın toplantısı yaptı arkadaşlarımız. Onlara cevap verme zorunluluğu hissettik. Biliyorsunuz toplantıdan sonra hemen bir paylaşım oldu. Pazartesiye bırakmıştım çünkü maçtan sonra kalmasını istemiştim. Çok böyle şey olarak konuşmayacağım. Genelde bilinmesi gereken bazı gerçekleri söyleyeceğim. Yani burada amacımız birilerine taş atmak, topu tutmak için bu toplantıyı yapmadım. Şöyle bir durum var. Şimdi Murat arkadaşımız tabii basın sözcüsü. Kendisi bir basın toplantısı yaptı. Yaptığı basın toplantısında işte çocukların sözleşmeleriyle alakalı görüşler bildirdi. Bu arada çocukların sözleşmelerinin peşinatları Aralık ayında değil 30 Eylül'de ilk taksitleriydi. Onlar da geçti. Diğer taksitleri de ikiye bölünmüş şekilde 30 Mayıs'ta. Biz 30 Eylül'de yaptığımız sözleşmelerde yaklaşık 13-14 tane futbolcu arkadaşımızı 50'şer bin lira peşinat, 50-50-100 bin lira. Yani öyle afaki rakamlar olduğunu söyleniyor ama kimse paradır bas söylemiyor. Ben de söylememiştim bugüne. Bunu neden söylüyorum? Artık yanlış anlaşılmasam bir gerçeklerin de bilinmesi gerekiyor. Yani 50 bin lira peşinat 30 Eylül'de, 30 Mayıs'ta da diğer kalan 50 bin lira. Şimdi biz 50-50-100 bin liraya 3. ligde topçu oynatmaya çalışıyoruz. Bu bir süper amatörde verilen para değerinde bir para. Bu çocuklardan başka gençlerimiz yok, çocuklarımız yok. Bunlar haricinde herhangi bir alttan gelenler yok. Yıldırım'dan aldığımız çocuklarımız transfer yasağı kaldırılmadı müddetçe oynama yasağı var. Yani bunlar arkadan gelecek top bize devam edecekler diye bir şey yok. Sadece altyapılarda, yani 17-19'larda oynayabilecekler. Şimdi üzerine bazı şeyler oldu. Üzerime atılan iftiralar oldu. Bunlarla ilgili detaylı olarak görüşeceğim. Arkadaşımız bizim herhalde karar defterinde 8 tane birbirine benzemeyen imza olduğunu söyledi. Ben de altına hemen yorum yapmıştım. Dayanamadım. Bir tanesini ispatlarsan Aksaray'ı terk ederim dedim. Hala geçerlidir. Bunların ispatını kendilerine yöneltiyorum. İspat etmelerini istiyorum. Çünkü bizim burada aynı şeyin dediği gibi Atatürk'teki arkadaşımızın dediği gibi bakkal dükkanı işletmiyoruz. Profesyonel bir dernektir burası. Kesinlikle hiç kimse kimseye imza atmamıştır. Daha doğrusu benim gözümün altında ve bütün imzalarda kesinlikle kişiler tarafından atılmıştır. Kimse de benim yerime şu imza attı diyemez. Zaten 9 tane karar almıştık. Alınan kararlar da hiçbir şekilde maddi anlamda değildir. Hepsinde alınan kararlar lisans çıkarma, giriş kartlarıdır, üyelik yapmadır. Bu tarzda şeyler altına bir imza atılmıştır. Bunda da hiçbir şekilde sahte bir imza veyahut da başkasının bir imzası yoktur. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ondan sonra kahve köşelerinde üyelik yapılmasıyla alakalı üzerine bir suçlama atıldı. Kendisi İrfan Başkan, şu anki başkanımız benim başkan yardımcımdı. O zamanlarda Karabulut ve Süleyman İşçi bu takımı elimizden almak için çabaları var. Piyasada böyle bir söylentiler var. Biz bunun önüne nasıl geçebiliriz dediğinde üye yapmamız gerekiyor. Üye çoğunluğunu kendimize sağladığımız müddetçe dışarıdan herhangi bir imza toplamaları doğrultusunda bile herhangi bir şey yapamayacaklarını dile getirip bu şekilde imza üyelik yapıldı ve 9 tane arkadaşımızın imzası var. Bunların içerisinde Murat Çetin dahil olmak üzere hepsinin imzası var. Bir de şöyle bir şey demiş, ben okumadan imza attım. Şöyle böyle denildiği zaman da çok kızıyorum. Yani özlük kabahatinden beter oluyor. Yani sen öğretmen olmuşsun, her yerde ÖSS'de derece yaptım, ÖSS'de benim derecem var diyorsun ama bu tür şeylerde, özlük kabahatinden olan şeylerde dile getirdiğin zaman ben üzülüyorum. Şimdi kendine olan şeyleri geçtirsek, bunlar artık böyle usulsüzlük, hukuksuzluk kelimelerini, yolsuzluk kelimelerini birbirinden ayırdığımcak kadar akıllı olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü yolsuzluğun kelime anlamıyla usulsüzlüğün kelime anlamı ve hukuksuzluğun kelime anlamı bir değildir. Benim yaptığım hukuksuzluksa bununla alakalı ben daha önceki yaptığım konuşmada söylemiştim. Hukuki yönlere başvurabilirsiniz. Ya da sahte imza varsa buna başvurursunuz. Üyelikler usulsüzse bunlara başvurursunuz. Hukuksuzsa bunlara başvurursunuz. Ama yolsuzluk kelimesini kullanarak böyle bir iftira kabul etmiyorum. Bununla ilgili gerekli işlemleri de başlattık zaten. Murat hocama benim buradan söyleyeceğim. Zaten Atatürk dedi galiba, yanlış hatırlamıyorum. Arkadaşı tanımam. Zaten kendisi de beni tanımadığını söyledi. Tanımam. Onun bir dileği vardı. Bence öğretmenliğine devam etsin. Çünkü yöneticilik başka bir şey. Kendisi sürekli ben ÖSS'de derece yaptım gibisinden kendini övünüyordu ama çok başarılı olan insanlar profesörler değil, yani çok başarılı olmuş, ÖSS'den başarılı olmuş, hayatında, eğitimde başarılı olmuş insanlar tarafından yönetilmiyor bazı kulüpler ve bazı şirketler. Onun için yöneticilik ayrı bir vasıftır. Bunun da sende olmadığını düşünüyorum. Bir an önce istifa edersen daha iyi olur ama yönetimin yıkılması tarafında taraftarı değilim. Neden diyeceksiniz?
Zaten ortada bunu şu anki yönetimi almak isteyen herhangi bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Onun için boşta kalması da hiçbir şekilde Aksaspor'a faydası olmaz. Yani yönetim devam etmesini isterim. Ama bazı içeride önümüzdeki her türlü şeylerin yolları kapatan bir basın sözcüsü var. Taraftarlar da bu konuda rahatsız. Şu anda açık olan ufak bir kapımız vardı ve basın sözcüsünün bu konuşmalarından dolayı da bu kapıların da kapandığını dile getirdiler. Yani şu anda piyasaya çıkıp da kimden para toplanacağını ben düşündüğümde bir yol bulamadım. Çünkü böyle bir açıklama, talihsiz bir açıklamaydı. Bence kırgınlıklar, kızgınlıklar bu kamera karşısında bu şekilde söylenmemeliydi. Burada kara bulutu deşifre etmek, Matlı'yı deşifre etmek veyahut da Ramizleri deşifre etmek, birçok kişiyi deşifre etmek çok hoş olmadı. Zaten birçoğu da zaten şu anda basında bunları cevap hakkından dolayı basın toplantısı yapıyor. Benim burada kara bulut üzerinde oynanan oyunları Murat arkadaşımız, Mersin'den arkadaşlarımız bunlar istifaya beni zorladılar. Dediler ki biz istifa, yani en azından seçim yapmak istiyoruz dediler. Karabulut'un verdiği sözleri vardı arkadaşlar. 1,5 milyon özel başkanı bıraktırırsanız 1,5 milyon bağışta bulunacağım dedi. Tabii Karabulut'tan bunu sağlayamadıkları için de şimdi Karabulut'a da saldırıyorlar. Tabii Karabulut bunun sözünü tuttu tutmadı bilmiyorum. Ya da nasıl sözler verdi onu da bilmiyorum. Ama tabii bu üçünün içerisine bir ara bir avukatımız da girdi. Sürekli üzerime iftira attılar. Şimdi avukat arkadaşımız yanına ayrılan arkadaş da gerçekleri bana her şeyi anlattığı için bazı gerçekleri artık çok iyi biliyoruz. Bundan da hukuki yönlere de başvurduk. Artık karşılıklı savaş içerisinde diyelim. Benim geldiğim zamanda da eski başkanlarla alakalı hiçbir şey konuşmayacağımı söylemiştim. Nitekim de konuşmadım. Önümüze bakacağız. Geriye baktığımız müddetçe ilerleyemiyoruz demiştim. Ama arkadaşlar galiba benim dediklerimi anlayamadılar. Hala işte eski başkan ya da eski yönetim dediklerinde utanıyorum. Neden utanıyorum? Benim eski yönetimdeki 7 kişi de şu anki yönetimde eski yönetim deyip de suç atıyorlar. Ama kendileri de içinde nasıl olacak onu anlamadım. Çok rahat da bunun hakkında yani benimle alakalı hukuki işlemlere başvurabilir. Bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey var. Biz uzun zamandır sportif direktörümüzü de sahalarda göremiyoruz. Sportif direktörümüzle alakalı medyada herhangi bir şey yapıldığında veyahut da yönetimle alakalı herhangi bir taraftarları biliyorsunuz. Dilin kemiği yok. Her türlü bir açıklama yaptıklarında bu özel başkanın adamı, bu özel başkan adamı. Ben Atatürk'ü Alparslan Kuldu galiba ben hatırlamıyorsam. Bu arkadaşım açıklama yaptı. Hemen yönetim gardı almış bu özel başkanın adamı. Ben arkadaşı tanımam dedim ama inşallah anlamışlardır. Şimdi Okan arkadaşımız da tabii sportif direktör. Burada çok önemli bir şey. Yönetimle futbolcu ve antrenörlerle, personelle alakalı arada tam bir köprüdür. Biz Okan'ı da şu anda pek sahalarda da göremiyoruz. Tribünde de göremiyoruz. Bir kırgınlığı olduğunu biliyoruz ama şu var. Gerçek olan da şu. Bazen talihsiz açıklamalar yapıyor. Şimdi yaptığı açıklamalarda hoca ile alakalı işte başarısız olduğunda hocayı savunduğu gibi keşke futbolcularımız da savunsa. Hocaların hocayı savunurken hoca ne yapsın elimizdeki malzeme bu dediğinde ben gerçekten de çok utanmıştım. Neden diyeceksiniz? Yani topçularımıza elimizdeki şu çocuk gençlerimiz hepsi aksar olmasına rağmen sen elimizdeki malzeme bu dersen sportif direktör olarak sana yakışmadığını düşünüyorum. Bunu da paylaşım olarak yapıyorsun. Hoş bir paylaşım değildi. Topçular da bunu gördüğü için rahatsızlıklarını dile getirdiklerinden ben de çok üzüldüm bu konuya. Bunu da talihsiz olarak düşündüm. Talihsiz bir açıklama olarak düşünüyorum. Şimdi alınan ödemelere gelince arkadaşlar ben bırakmamda istifa etmeme 4-5 gün kala 500 bin lira yakın bir sponsorluk, spor toto sponsorluk bedeli geldi. Bu bedeli ben alacağım olan parayı herkes gibi, Karabulut gibi, Evren Özbey gibi, Er Yükseller gibi giderken paralarını alıp da gittiler. Ben bu parayı 500 bin lira nakit alacağım para bundan daha fazla ama 500 bin lira nakit alıp da gidebilirdim. Almadım, paranın hepsini çocuklara dağıttım. Ondan sonra elimizde Nisan ayının çekleriyle şeyle kendi tahsilatımı demeyelim. Alacağım paranın bir kısmını alarak istifamı ettim. Kimse bırakmadı. Okan Mordal parasını bıraktı mı benden defalarca çek istedi. Ne oldu şimdi eline çeklerini aldı çekildi kenara. Herkes oluyor yani borç olarak belli bir para verdik. Bağış olarak da çok verdik. Ama şu anda yönetimde yani 10 bin lira benim zamanımda 10 bin lira bağışta bulunmayan arkadaşlar çok konuşmaya başladı. Ben diyorum ki yani biraz daha özverili olmak gerekiyor. Çalışmak ayrı bir şey. Yani biz burada aile ortamı kurduk. Çok güzel bir aile ortamımız vardı. Ben bu aile ortamı şu anda yakalandığını düşünmüyorum. Başarısızlıkların tamamıyla aile ortamının olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum.
yönetime çağrımda futbolcular biraz daha iç içe olması gerekiyor. Çocuklar deplasmana giderken bile hiçbir yöneticiyle karşılaşmadıklarını dile getirdiklerinden üzülüyorum. Yani biraz da içli olurlarsa, içi dışlı olurlarsa bu takım burada düşmeye giderse çok üzülürüm. Burada kimsenin bir kazancı yok. Ben kötüye gitmesiyle alakalı herhangi bir düşüncem kesinlikle yoktur. Kesinlikle ve kesinlikle başarı bizim için gurur vericidir. Biz başarının arkasındayız. Her gün, her maça da gelmeye devam ediyoruz. Bu haftaki deplasmana da gideceğiz. Bütün maçlara da gidiyoruz. İnşallah yani deplasman, uzak deplasmanlar hariç. İnşallah da kulübümüz bu seneyi atlatır. Seneye de güzel bir yeni seçimden sonraki arkadaşlarla veyahut da seçim derken yerel belediyelerde destekleriyle beraber daha güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum. İnancım tamdır. Bugün gecede sponsorluklar yapılmıştı. Gecede sponsorlukların paraları alındı alınmadı diye ortalıkta şey yapmışlar. Evet, sponsorlukları o gün gecede açıkladık. 1,5 milyon lira dedi ki tam rakam vereyim artık bundan sonra. Dedik ki Odesa inşaat dedik, verdi arkadaşlar. Hocamıza bir kısmını verdik, bir kısmını borçlu ödedik, bir kısmını Nisan ayında en uzak çeki kendim almıştım. Onun haricinde yani Hünkar Bilal 250 dedik ama 100 bin lira vermişti. Arkadaşım zaten 100 bin lira taahhüt etmişti. Onun haricinde İbrahim Dutlu kendi çeklerini söylemişti, nakit ve çekini verdi. Çok reklamını istemedi ama sağ olsun desteklerini bizim zamanımızda verdi. Hepsi parasını verdiğini tek tek dekontlarla, şeylerle, bağış olarak görecekler. Böyle söylentilerle sadece gündemi karalıyoruz, zaten gündemi değiştiriyoruz. Bu da başarıyı bizden uzaklaştırıyor. Onlara tek teklifim bu dakikadan sonra önlerine baksınlar. Ne bulabilirler, sponsorlukla alakalı ne yapabiliyorlar? Bununla alakalı devam etsinler. Herhangi bir takıldık nokta olsa ben her zaman söyledim. Sponsorluklarla alakalı yapabileceğim konu olduğunda biz de devreye gireriz demiştim. Hiçbir zaman telefonumu açmamazlık yapmadım. İrfan Başkan'la uzun bir süre görüşmelerimiz olmuştur. Son zamanlarda görüşmeyi kesmiş olabiliriz ama desteği arkasında tamdır. Ben İrfan Başkan'ı zaten bu konuda biraz masum buluyorum. Neden diyeceksiniz? Doğal ve şeydir, bütün çabası şu anda evrak vermeyle, kendi cebinden ödeme yapmayla, işte Karabulut'un Urfa maçını karşılamamasına rağmen çek verip de inşallah karşılar deyip de iyi niyetiyle, yani bu tarz şeylerin çabaları gösterdiği için arkadaşı destekliyorum, yani arkasındayım. Sonuçta yanlış bir insan olsa yanımıza da almazdık. Diğer arkadaşların da yetersizliğini gördüğümüz için bence değiştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Şu anda piyasada biliyorsunuz arkadaşlar, o gün basın toplantısında işte herkese iftira atınca, iftira demeyeyim de yani bağış zorunluluğu olmadığını düşünüyorum. Bağış zorunluluğu yapmadıklarından dolayı 3 maymunu oynayanlar, parası olan olmayanlar dediğinde talihsiz açıklama karşısında Aksaspor şu anda elindeki itibarını da getirdiğini düşünüyorum. Bu dakikadan sonra para bulmayla alakalı sıkıntılar daha da büyüdü. İnşallah bunu aşarlar. Kısa sürede ben bu arkadaşların yaptıkları basın toplantısındaki kişilerden inşallah özürleriyle beraber gönüllerini alacaklarını düşünüyorum. Yoksa diğer türlü, çünkü piyasada şu anda konuşulan ya da taraftarlar arasında konuşulan kelimelerde açık kapımızda kalmadı. İşimiz çok zor kelimelerini duyuyorum. Bir an önce yanlışın dönülmesini isterim. Şimdi benimle alakalı onları söyledim size. Bu dakikadan sonra bir daha basın açıklamasıyla alakalı hiçbir şeyim olmayacak. Yaparsam kendi medyamda yaparım. Hiçbir şekilde arkadaşlara herhangi bir saldırım yoktur. Hiç kimse de benim adamım değildir. Kimseyi de tutmamışımdır. Yani kolay bir şekilde bir yerden kıvırmak istiyorsanız ya bu bunun adamı, başkanın adamı, bu bunun adamı demeyin. Çünkü benim öyle bir şey tarafım yok. Yani çocuklarla alakalı kötü duruma düşecek herhangi bir yöneltici veya arkadaşları böyle yapalım şöyle yapalım dedim yönlendirici hiçbir girişim olmamıştır. Bunu da bilsinler. Yani bu tür düşünceleri artık bıraksınlar. Önlerine baksınlar. İşlerine baksınlar. İnşallah başarılı olurlar. Başarılı olmaları bizim için önemli. Başka bir Aksaspor'umuz yok. Burada yapacağımız tek doğru şey var. Aksaspor şu anda ligde tutmak. Transfer yasağını kaldırılana kadar herkesin birlik olması gerekir. Eski başkan, yeni başkan, öbür başkan fark etmez. Yapılan açıklamalar burada üzücü oluyor. Benim de son açıklamamdır. Bundan sonra benimle alakalı yapacaklar açıklama hukuki olarak, geçen de söylemiştim, hukuki olarak başvuru yapsınlar. Böyle imza olmuş, bulmuş deyip de asılsız olan şeylerle karalama kampanyalarına girmesinler. Bunlar hoş olmuyor. Bunlar da ne bana yakışıyor ne de bir başka başkan yakışıyor. Sonuçta ben terk edilmiş bu kulübü aldığımda kimse yoktu. Elimi değildi, bütün vücudum bu taşın altına soktuğumda herkes sen delisin demişlerdi. Ama başardık. Nasıl başardık? Aile ortamı yarattık ve ligde kaldık. Ve paralarını zamanında verdik. Ve bütün primlerini de dağıttık çocukların. Dağıtırken de gün söz verdiğimiz günlerde tuttuk. Şimdi Murat arkadaşımız bazen takip etmiyor herhalde. En son ne zaman maçı
birimini ödediniz, para ödediniz dediğinde 2 hafta önce Konya maçı dedi. Konya maçı 4 hafta önce oldu. Biraz hazırlıksız olduğu zaman bunlar sıkıntı yaratıyor. Çünkü bu sefer canlı yayında insanlar karşısında da tabii daha bunu bilmiyor. İşte bunu da takip etmiyor. Aralık ayında peşinatlar var çocuğun diyorsunuz, çocukların diyorsunuz. Bundan 30 Eylül'de geçti. Bundan 30 Eylül'de olduğunu da bilmiyor. Yani hazırlanmadan gelinmiş bir basın toplantısı olmuş. Talihsiz olmuş. İnşallah bir an önce artık doğruları düşünürler. Bence önlerine bakarlar. Devam etsinler. Ben bırakmaları tarafında değilim. Devam etsinler. Çünkü şu anda takıma sahip çıkacak başka kimse olduğunu düşünmüyorum. İnşallah da takım ligde kalır. Ben hocama ve çocuklarımıza güveniyorum. Elimizdeki malzeme diye değerlendirmiyorum. Bunlar gencecik, pırıl pırıl çocuklar. Geçen sene tuttular. Ligde, bu sene ligde tutacaklarına inanıyorum. Onun için hocama, takıma, oradaki bütün personel arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yönetimi de bir an önce doğru yola gelmeleri için, yani doğru yola girmeler için sistem için şeyde bulunuyorum. İnşallah doğru yola girerler de devam ederler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa alayım hemen kısaca. Çünkü bugün bir saat sonra da taraftarlarla da bir toplantı yapacağım. Soracakları sorular varsa onlara da cevap vereceğim. Bugün taraftar kafede günümüzü geçireceğiz. İnşallah arkadaşlar da sormak istedikleri soruları sonlara cevaplayacağız. Tekrar sizler bir seçim de olursa alay olmayı düşünüyor musunuz? Ya tekrar bir seçimi ben gidilmesi taraftarı değilim. Çünkü bu da bir ayrı bir şey yaratıyor. Yani burada polemik yaratıyor. Ya aday dersen ben aday değilim ama şu var. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Aksel Spor'da hiçbir aday çıkmasa son gün bile olsa kayba bırakmamak adına yine taşın altını gövdemi sokarım. Bunu herkes bilsin. Ama ondan önce adaylığımla alakalı herhangi bir durum yoktur. Yani ben aday olacağım da ortalıkta böyle, kesinlikle böyle bir şey yok. Ama biz bırakıyoruz, istifa ediyoruz dedikten sonra da hiç kimse aday çıkmasa yine biz orada elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadarıyla çocukları da ligde tutabildiğimiz kadarıyla tekrardan başa geçme gibi bir durumumuz olur mu? Tabii olur tabii. Yani kulübün kayıba gitmesinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.